Merhaba Atıf Ala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusunda verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli arkadaşlar, Libya'da Hafter güçlerinin Garya'nın güneyinde ulusal mutabakat hükümeti güçlerine yönelik yaptıkları saldırı sonrasında bazı yerleri geri alması ve akabinde buraya yönelik koridor aşma adına yaptıkları saldırılarını sürdürmesi ülkedeki savaş durumunu daha da kızıştırdı. Hafter güçleri bir taraftan burada koridor açmaya çalışırken bir taraftan da bölgedeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. UMH ise değerli arkadaşlar bölgeye ek takviye güçleri gönderiyor. Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Gunun'u bölgeye ek takviye birlikleri gönderdiklerini ve buradaki Hafter direncini kırmaya çalıştıklarını söyledi. İşte Libya'daki bu son duruma ilişkin hazırlamış olduğumuz bugünkü videomuz. Bir kez daha merhabalar. Atıf Ala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'daki son gelişmelere geçmeden önce İsterseniz bir Libya haritasına bakalım. Hangi taraf ülkenin nerelerini kontrol altında tutuyor? Onlara bir göz atalım. Akabinde sıcak bölgelerin yaşandığı noktalara geçelim. Değerli arkadaşlar, Libya haritasına baktığımızda 3 renk olduğunu görüyoruz. Biri yukarıda gördüğünüz mavi renk, diğeri ise ortada gördüğünüz bu kırmızı renk, bir diğeri ise şu güneyde yani ülkenin güney bölgesinde yer alan bu yeşil alan. Yeşil alanın şu anda ekranda gördüğünüz bu güneydoğusundaki bu kısmında Tebuların ağırlıkta olduğu bir nokta. Yeşil alanın bu batı kısmında gördüğünüz bu kısım ise değerli arkadaşlar Tuareklerin ağırlıkta olduğu bir nokta. Yani bu yeşil alan aralarında Tebu ve Tuareklerin olduğu sivil grup ve aşiretlerin kontrol ettiği Libya toprakları. Değerli arkadaşlar, hemen bu yeşil alanın uç kısmında gördüğünüz bu mavi kısım ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir yer. Bu haritada biraz az gösterilmiş fakat bu bölgede Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir toprak parçası olduğunu da belirtelim. Libya haritasında ağırlıkta gözüken bu açık kırmızı renk ise Tobruk merkezli Hafter'in idaresindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrol altında tuttuğu Libya toprakları ve şu ülkenin kuzeybatısında gördüğünüz mavi renk ise Trablus merkezi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği Libya toprakları. Değerli arkadaşlar, her ne kadar bu haritada belirtilmemişse de özellikle ülkenin bu orta kesiminde IŞİD'lerin ağırlıkta olduğu bazı noktaların da olduğunu hemen belirtelim. Şimdi ise Libya'daki bu sıcak gelişmelerin yaşandığı noktalara geçelim. Bugünkü çalışmamızda ilkin uğrayacağımız yer başkent Trablus'un güney kısmı ve Trablus'un çevresi. Başkent Trablus'un güneyinde yani şu eski havaalanı çevresine baktığımızda nispeten durumun sakin olduğunu görüyoruz. Birkaç gün öncesine kadar bu bölgede çok yoğun bir çatışma yaşanıyordu UMH ve Hafter güçleri arasında. Başkent Trablus'un güneyinde değerli arkadaşlar şu gördüğünüz işarette ise Hafter güçlerinin bu bölgeye yönelik yaptıkları havan saldırılarında bazı binaların şu anda ekranda gördüğünüz gibi hasar gördüğü yönünde bilgi veriliyor. Şimdi de değerli arkadaşlar sıcak çatışmaların yaşandığı ve dünden beri hareketliğin yaşandığı Garyan bölgesine gidelim. Garyan bölgesine baktığımızda değerli arkadaşlar gerçekten bir hareketlik olduğunu görüyoruz. Malumunuz Garya'nın güney bölgesinde Hafter güçleri dün itibariyle bir saldırı düzenlemiş ve bu bölgede aralarında El Asaba'nın da olduğu bazı yerleşim yerlerini geri almıştı. Dünden beri ise değerli arkadaşlar bölgede UMH ve Hafter güçleri arasında çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Bölgeden aktaracağımız ilk bilgi değerli arkadaşlar Urban tarafından geliyor. UMH'nin Urban ve Garya'nın bazı noktalarına hava destekli bir operasyon başlattığı, bu operasyonlarda özellikle Hafter güçlerine zayiat verildiği belirtiliyor.
UMH'nin bölgeye yönelik başlattığı hava destekli operasyonlarda SİHA, İHA ve uçakların kullanıldığı belirtiliyor. Bu arada UMH tarafından özellikle bu koridorun açılmak istendiği bölgeye yönelik yapılan operasyonda ise Hafter'in bazı askeri araçlarıyla birlikte askeri noktaların da imha edildiği yönünde bilgiler geliyor. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, UMH'nin bölgeye yaptığı operasyon sonrasında Hafter'in kontrol ettiği noktalardan dumanların yükseldiği görüntüleri yansıyor kameralara. UMH'nin Garyan'a yönelik operasyonuyla ilgili bir diğer haber ise Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Gunun'dan geldi. Gunun'u bölgeye yaptıkları ek askeri takviyelerle Hafter'in bu bölgedeki ilerleyişini durdurmaya çalıştıklarını söyledi. Eğer bölgedeki Hafter faaliyetlerine gelecek olursak, Hafter güçleri de boş durmuyor ve özellikle Garyan'la birlikte Garyan'ın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hatta şu Garyan'ın kuzeyine yönelik yapılan bir saldırıda 5 kişinin öldüğü yönünde bilgileri geliyor. Fakat bu ölen 5 kişinin sivil mi, askerler mi olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Diğer taraftan UMH gibi Hafter de bölgeye yönelik ek takviye birlikler gönderiyor. Hafter'in bölgeye gönderdiği birlikler değerli arkadaşlar hem karadan hem havadan desteklendiği dile getiriliyor. Bölgeden gelen haberlerde özellikle Hafter'in şu anda şu ekranda gördüğünüz UMH'nin kuşatması altında kalan bu kendilerine ait toprak parçasıyla karadan bir koridor açma adına Garyan'ın güneyine yüklendiği ve bir şekilde bu koridoru açmaya çalıştığı belirtiliyor. Hafter güçlerinin dünkü saldırı sonrasında başkent Trablus'tan Garyan'a ve Garyan'dan da Zintan ve Tici tarafına giden karayolunun bu kısmını ele geçirmesi, yani 17-18 kilometrelik kısmını ele geçirmesi UMH'nin bu bölgedeki ulaşımını çok ciddi manada olumsuz etkilediğini de belirtelim. UMH ise bölgeye gönderdiği ek takviye güçlerle Hafter'in ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Evet değerli arkadaşlar, daha birkaç gün öncesine kadar tüm dikkatlerin başkent Trablus'un güneye çevrildiği bir sırada dün Hafter'in yaptığı ani manevrayla tüm dikkatler bir kez Garyan'ın güneyine çevrilmiş bulunuyor. Yani daha bir iki gün öncesine kadar başkent Trablus'un güneyinde çok sıcak çatışmalar ve hareketlenmeler yaşanırken şu anda haritada da gördüğünüz gibi nispeten çok sakin bir durum hakim ve neredeyse ülkedeki tüm dikkatler Garyan'ın güneyine çevrilmiş durumda. Ve Garyan'ın güneyinde gerçekten iki taraf arasında çok sıcak çatışmalar yaşanıyor an itibariyle. Başkent Trablus'un güneyinde Hafter'in buradaki mevcudiyeti ise varlığını koruyor. Daha önceki haritalarda da dile getirdiğim gibi değerli arkadaşlar şu anda Hafter güçleri başkent Trablus'un merkezinde yaklaşık 13-14 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. UMH bu bölgede Hafter güçlerine yönelik başlattığı o ilerleyişinin devamını getiremedi. Eğer UMH bu bölgede başarılı olmuş olsa ve özellikle bu hava alanını kesin bir şekilde ele geçirmiş olsaydı özellikle Hafter güçlerini bu bölgeden püskürtmeleri çok daha kolay olacaktı. Evet değerli arkadaşlar, bugün de Libya'daki son duruma ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.